Değerli seyircilerimiz, hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına günün ikinci canlı yayınında. Günaydın Manisa'nın ardından bu kez de kent ve ekonomi programımızda alıştığınız bu ekranda Manisa Televizyonu'nda yine sizlerin karşısında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her hafta salı günleri olduğu gibi stüdyomuzda Yeminli Mali Müşavir Murat Kösoğlu da bizlerle birlikte bütün şıklığını da yanına alarak bugün yine gelmiş. Murat hoş geldin, merhabalar. Hoş bulduk, merhaba. Bu senin şıklığın. Teşekkür ederim, eksik olma, sağ olasın. Şimdi ekonomide bir yeni torba yasa hazırlığı var. Bunu bugün ağırlıklı olarak konuşalım istedik. Adı üstünde torba yasa, içerisinde pek çok düzenlemeyi de barındırıyor ve aslında hem dönemsel olarak yapılması gerekenler, yani işte Aralık ayındayız zaten, senin de yoğunluğunun veya iş dinamiklerinin en yüksek olduğu ay Aralık, yılı kapatıyoruz, bütün o bilançolar şirketler tarafından hazırlanıyor, düzenleniyor, borçların temerrüde düşmemesi için gerekli ödemeler yapılmak durumunda bu ay, yılı kapatmadan önce, ve tabii ki bazı vergi düzenlemeleri var. Evet. Hepsini konuşacağız. Torba yasanın içerisinde neler var, ama onun öncesinde şununla başlayalım istiyorum. Çünkü bugün Hazine ve Maliye Bakanı, ki yeni bir bakan, çiçeği burnunda bir isim hepimizin bildiği üzere, Nurettin Nebati'nin başkanlığında bir Finansal İstikrar Komitesi toplandı. Çok alışık olduğumuz bir toplantı değil aslında. Finansal İstikrar Komitesi nedir? Kimlerden oluşur? Neyi amaçlar, hedef olarak nereyi gözetir, hangi mekanizmaları kullanmayı önerebilir, bu komitenin görev ve yetki alanı nasıldır, ben çok fazla bilmiyorum, ama bu komitenin toplanmasının ve bugün özellikle Türk lirasının değerinin korunması adına atılabilecek bazı muhtemel adımları görüşmesinin de dönemsel olarak bir anlamı var herhalde. Ne dersin? Evet, doğru söylüyorsunuz. Yakın zamanda biliyorsunuz ayın 21'inde, Aralık'ın 21'inde Sayın Cumhurbaşkanı bir görüşme yaptı, konuşma yaptı. O konuşmanın neticesinde de ekonomide yeni bir yol haritası çizeceklerini ve geçmişte dile getirdiği bazı konuları da istikrarlı bir şekilde takipçisi olduklarını dile getirdi. Bunun neticesinde de işte TL mevduatını, işte dövize endeksli bir mevduat sistemi geliştirdi. Ve ekonomide de gerek iş adamlarını, gerek mudileri, gerekse ekonominin paydaşlarının ekonomik istikrarı nasıl sağlanabilir, fiyat istikrarı nasıl sağlanabilir, TL'deki bu kurdaki oynaklık, dövizdeki oynaklık nasıl giderilebilir ve nasıl bir finansal istikrar getirilebilir, bununla ilgili ilerleyen dönemlerde görüşmeler olacağını, düzenlemeler olacağını dile getirdi. Doğal olarak da Hazine ve Maliye Bakanı sıfatıyla Nurettin Nebati de bu işten sorumlu bakan oldu. Sayın Nebati'nin de işte bugünkü bu Finansal İstikrar Komitesi'ndeki toplantısının ana gündemine baktığınız zaman Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında ana başlıkları oluşan fakat alt detayları belli olmayan konular ve orada zikredilmese dahi yine doğrudan veya dolaylı şekilde bu anlattığımız hususlarla ilgili olarak ilgili enstrümanlar bu toplantının aslında ana gündemi. Evet. İşte başkanlığında Sayın Hazine Maliye Bakanı Nurettin Nebati yapıyor. Evet. Tabi burada ana başlık olarak ele alınan şey TL'nin bu ciddi bir değer kaybı vardı. Bunun bir kısmı bizim ekonomik olarak ihracatımızı tetikleyici, motoru bir nevi ateşleyici unsuru vardı. TL'nin bir kısım değer kaybı. Fakat haddinden fazla belli bir noktaya gelince yani terazinin kefesine koyduğumuzda tehlikeli daha yüksek oldu. Eskilerin tabiriyle kantarın topuzu kaçınca bu sefer ciddi anlamda bir maliyet enflasyonuna da sebebiyet verdi. Evet. Ve maalesef o tetikleyici unsurdan bu sefer frenleyici takoz unsuru oluşmaya başladı. Evet. Onu tabii istemiyor ekonominin başındakiler. Doğru. Onunla ilgili olarak işte bunu önlemeden, bunu önleyerek, buna sebebiyet vermeden, nasıl TL'nin mevcut değerini daha fazla kaybettirmeden fakat dövize karşı da o bir ne diyelim bir kazancımız var. Bir kısım değer kaybıyla bir pozisyonumuz var. O pozisyondan da geri atmadan zarardan karımız var gibi bir anlamda. Aslında, yani zararın bir kısmını geri aldık en azından o devalüasyonda. Tabii. Bunu yani, çok net olarak söyleyebiliriz. Zaten o çok mantık dışıydı. Evet. Yani evet. O yükseliş, o değer kaybı hiçbir mantıklı gerekçeyle açıklanmayan bir doğru. Bir ekonomik parametreyle mantıklı da açıklayamıyorduk. Evet. Sadece güven unsuru olarak dikkati en çok alınan konuydu. Fakat güven unsuru olarak da baktığınız zaman Türkiye'yi ya da bizim hükümetimizi veyahut ekonomimizi güvensizliğe itecek bir
iç veya dış etmen de söz konusu değildi. Çok ilginç bir şekilde böyle çok fazla ekonomi bilimiyle açıklayamayacağınız manipülasyonlar da söz konusuydu. Evet. Biraz işte onlarla ilgili nasıl önlem alınabilir? Biraz insanları, vatandaşları, mudileri TL'de kalmaya, işte biliyorsunuz döviz korumalı TL mevduat hesabı geldi. Onu da cazip kılmak lazım. Ekonomide henüz kazandırılmamış, yastık altında olan, kolumuzda, boynumuzda takılı olan ziynetler var. Hiç araştırma şansı buldun mu? O döviz korumalı TL mevduat hesabı nasıl bir ilgi gördü bankalarda, mudiler tarafından? İlgi ve talep gördü mü? Daha fazla görmesini bekleyebilir miyiz yeni yılda? Nedir izlenimlerin? Şimdi benim izlenimlerim olumlu. Hı-hı. Şöyle olumlu. Burada bir ehvenişer durumu söz konusu. Yani kötünün iyisi. Tabii ki doğru olan nedir? Para piyasaları ve sermaye piyasaları. Biliyorsunuz iki tane ana faktör var. Ya devlete uzun vadeli işte tahviller, eurobondlarla borç verirsiniz. Paranızı değerlendirirsiniz. Veyahut sermaye piyasalarına atılırsınız. İşte borsada veyahut doğrudan yatırım yoluyla da parayı sermaye piyasasına kazandırmanız lazım. Hı hı. Dövize para yatırmak sadece bizim gibi ekonomik istikrar noktasında çeşitli dönemlerde sıkıntı yaşayan veyahut ekonomi bilinci maalesef çok gelişmemekle birlikte parasının en azından değerini korumaya çalışan insanların döviz veya altını alarak enflasyondan, yüksek enflasyondan kendini koruma metodu dövize yatırım yapmak. Yoksa bir Amerika'ya, bir Avrupa'ya gitseniz ben paramı değerlendireceğim diye hiçbiri gidip dolar almaz. Japon yeni almaz. Zaten euro kendi para birimleri. Yani öyle bir mantık yok. Böyle bir para kazanma sistemi de yok. Bu bizim Türklere özgü bir şey. Ya da bizim gibi maalesef ekonomik anlamda az gelişmiş ülkelerin şeyi. Şimdi bu noktada hükümetin yapmaya çalıştığı bari dövize olan talebin önünü keseyim ki arz talep dengesizliğinden dolayı döviz yukarı çıkıyorsa buna engel olayım. Fakat parasını da korumak isteyen, yani dövize karşı ya da enflasyona karşı sahip olduğu varlığı, TL mevduatı kaybetmek istemeyenlere de dövize endeksli bir mevduat hesabı çıkarayım. Döviz daha yüksek olursa döviz karşılığını vereyim. Döviz daha düşük olursa da en azından parasını faize yatırdığı için belli bir dönem, çünkü vadeli mevduatta parayı geri çekmeyecek. O süre içerisinde de bankalar bunu yatırımcılara yönlendirsin, istihdam olsun, iş olsun, yatırımcı bu parayı kısa vadeli veya orta vadeli, çünkü uzun vadeli 12 ay en son yapılıyor. 12 ayda para piyasasında uzun vade değildir aslında, orta vadedir. En azından orta vadede de iş adamları bu paraları yatırıma, istihdama yöneltebilsin. Mudiler de, yani parasını bankaya TL mevduat olarak yatırıp faiz geliri elde etmek isteyen, döviz karşılığında eğer parası daha düşük kalırsa aradaki parayı da devlet garanti ettiği için hazine aradaki farktan da zararı olmayacak, artı stopaj alınmayacak bunlardan. Baktığınız zaman hani kaymaklı ekmek kadayıfı yani. Tam yani hem öyle. Faizini alacak. Hem faizini alacak, hem eğer döviz yükselmişse de aradaki farkı alacak. O anlamda bu bir enstrüman. Bugüne kadar yoktu. Bugün mü icat ettik? Etmedik. 70'lerde, 80'lerde uygulanmış bir yöntemdi. Çok uzun soluklu olur mu? Olmaz. Yani piyasalar dengeye oturduğu zaman devlet bu vaadinden vazgeçecektir. Ama şu an için parasını dövizde bırakmaktansa işte 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 12 aylık vadelerde buraya bağlayıp döviz düşük kalırsa, faiz gelirim olsun, düşük kalmazsa da parayı sanki döviz satın almış gibi aradaki farkı da mude alacağı için bence çok da mantıklı bir hareket. Ama dediğim gibi ehvenişer, yani normalde olmayan bir şeydi. Bu zor dönemi dövize olan talebin önünü kesebilmek adına yapılmış mantıklı bir hareket. Buradaki tek, şimdi ben ona çok dikkat ediyorum sosyal medyada ve çok üzülüyorum yani bunu gördüğüm zaman da. Şimdi bir şeyin eğrisi doğrusu eleştirilebilir. Fakat bir şeye eleştirmek demek, o zaman çözüm üretin. Çözüm de üretmiyor insanlar. Şimdi öbür türlü olduğunda, yani döviz yükseldiğinde dövize eleştireceksin. Karşılığında bir enstrüman geliştirildiğinde de bu sefer o enstrümanı eleştireceksin. Onu eleştireceksin. Şimdi şöyle bir şey var. Burada en çok eleştiri konusu olan bir şeyler. Eleştiriyi savunuyoruz ama yapıcı olması gerektiğini söylüyoruz. Yıkıcı eleştiri. Kesinlikle. Evet. Şimdi burada en çok şu dile getiriliyor. Siz vadeli mevduat hesabınızı bozmak isterseniz, TL'niz dövize endeksli olduğu için, mesela diyelim siz 12 TL'den vadeli mevduata yatırdınız. Evet. Ve %3
diyelim aylık faizle yatırdınız. Velev ki döviz 11.5'a düştü. Ve velev ki sizin de yatırdığınız vadeli, 3 ay vadeliydi. Paraya ihtiyacınız oldu. 120 bin TL yatırmıştınız. 10 bin dolar karşılığı. Fakat vadeliyi bozacağınız zaman döviz 11.5'sa 11.5 alacaksınız. Yani şimdi burada ben hem paramı TL'ye yatırayım, hem faiz geliri elde edeyim, hem döviz yükselirse aradaki farkı alayım. Düşerse bana dokunma. Yani o zaman bu enstrümana girme. Tabii o zaman mesela borsada da aldığınız hisse senedi değer kazandığında oh ne güzel ne mutlu falan dersiniz. Değer yitirdiğinde ama oldu mu falan dersiniz. Ha, yani. Bu, o riski alıyorsan. Aynen öyle bir şey. Bunun aynen öyle. Bu işin iki boyutu da olduğunu düşüneceksin. Yani kazan doğduğunda güzeldi, öldüğünde de. Burada ölmesi de çok zor bir ihtimal. Yani bu şey demek. 3 aylık vadeye yatırın 3 ay sonra. Yani yarın ihtiyacınız olan para buraya yatırılmaz. Evet, Türkçe gayet doğru. Gayet orada doğru. Normal faizde yatırın. Gecelik repolar var, fonlar var, tabii. A tipi, B tipi. Günlük faizler var. Oradan keza görün. Yani orada. Burada hani bunu işte insanlara sanki böyle öcüymüş gibi gösterenlere de ben esefle kınıyorum. Açıkça söyleyeyim yani bunu da üzülerek takip ediyorum. Özellikle Twitter'da falan çok fazla bununla var, ilgili negatif paylaşımlar. Bunu da çok doğru bulmuyorum, iyi niyetli de bulmuyorum. Ama çoğunluğunu da daha önce söylemiştik zaten. Ben de iyi niyetli olmadığını düşündüğüm için çoğunluğunu yurt dışından yönetilen bot hesaplar zaten. Maalesef içinde çok ciddi ekonomistler de var. Kullandıkları dilden çok belli. Evet. Zaten aynı sanki tornadan çıkmış gibi görüşe savunuyorlar. Ve senin de dediğin gibi yani ortaya hiçbir çözüm, bazı ekonomistler var en azından ortaya bir çözüm atıyor. İşte böyle olursa daha doğru diyor. Siz sonuçta aklı başında insanlarsınız. Belli bir dimağınız var, zihniniz var. Kıyaslamayı yaparsınız, muhakemeyi yaparsınız. Size göre hangisi doğruysa o görüşün etrafında birleşirsiniz. Ama kimileri dediğin gibi sadece belden aşağı vurmak. Öyle de yapsanız olmaz, böyle de yapsanız olmaz. Hep eleştireyim, hep çamur atayım, hep izi kalsın. Bu mantıkla yürüyen hesaplarında aslında kimlere hizmet ettiğini daha önceki programlarda konuştuk. Biz sizinle yıllardır yapıyoruz, ekonomi konuşuyoruz. Aynen öyle. Hiç siyasete girmedik. Eğri eğridir, doğrudur yani. Evet. Ekonomi biliminin sınırları kesinlikle içerisinde kalmayı hep gayret ediyoruz. İşte o konulardan bir tanesi de varlık barışı. 31 Aralık varlık barışı içinde son gün sevgili Murat. Bugün ayın 28'i 3 gün kalmış demektir. Zaten 4. günde artık yeni bir yılın kapısını aralayacağız. İnşallah sağlıkla ümit edelim ki bu koronavirüs belasından da kurtulduğumuz bir yıl olsun. 2022 i̇nşallah. Tamamen. 3. varyant çıktı ama inşallah. Evet yani biraz zaman zaman umudumuzu örseleyen durumlar ortaya çıksa bile yine de umutlu olmak durumundayız. Şimdi para, döviz, altın taşınmaz ya da taşınır. Menkul kıymetlerini ekonomiye kazandırmak için bildirmesi gerekiyor. Evet. Varlık barışı kapsamında mal sahiplerinin. Dolayısıyla bunun için de son gün 31 Aralık. Bu düzenlemeyle ne hedefleniyor yurt içinde? Özellikle onu kısaca hatırlatalım. Bunun ilk çıkış hedefi biliyorsunuz zaten adı üzerinde varlık barışıyla maksat ekonomiye bir şeyleri kazandırma. Evet. Kayıt altına alma. Evet, yurt dışındaki varlıkları Türkiye'ye getirme. Yani belgesi sorulmayacak. Tabii bu şu demek değil. Terörün finansmanı ile ilgili hesaplardır, asla kara paradır. Asla. Zaten Türkiye o anlaşmanın tarafı. Buradan bu maalesef böyle yorumlayanlar da çıkıyor. Bununla alakası yok. Burada şunu demek istiyor iş adamına. Özellikle biliyorsunuz bizde çok fazla müteahhitlik hizmetleri var. Yurt dışında verilen veya Türkiye'deki şirketlerin yurt dışında şubeleri var. Onların kanalıyla elde edilen gelirlerin bizim kurumlar vergisi kanunu kapsamında, gelir vergisi mükelleflerinin de gelir vergisi kanunu kapsamında tam mükellef Türkiye'de oldukları için buradaki gelirlerine de yansıtılması, vergilerinin verilmesi gerekiyor. Veya başka şekilde elde edilmiş kazançlar var. Vergiye tabi de olmayabilir. Yani bu illaki sanki vergi kaçakçıları böyle yapıyor gibi bir anlam çıkmasın. Çıkmasın. Hiç ilgilendirmeyen bir şey de olabilir. Burada bizim devletimiz şunu söylüyor. Kaynağı terörle ya da başka bir şeyle ilişkili olanları müstesna tutuyorum. Onun dışında kaynağı ne olursa olsun bizim vergi kanunlarımıza vergilenecek gelir olur, vergilenmeyecek gelir olur. Bunu ekonomiye kazandıralım, beyan edelim. Bunun üzerinden de çok cüzi bir vergi oranı alınacak ve siz artık bu geliri Türkiye'de beyan ettiğiniz için şöyle de çok büyük bir avantaj oluyor. Kişi şayet vergi mükellefi olsa, yurt dışından da para söylüyorum 1 milyon dolarlık bir geliri ya da bir şekilde varlığı olsa onu Türkiye'ye varlık barışı kapsamında kazandırsa yarın Türkiye'de herhangi bir şekilde vergi incelemesine tabi olsa ve farazi söylüyorum 900 bin dolarlık bir matrak farkı vergi ortaya çıkacak olsa şunu diyebilir. Ben zaten işte bu 1 milyon liraydı yurt dışına götürmüştüm. Bakın onu getirdim varlık barışıyla da ödedim deyip buradaki şeyden de kurtuluyor. Buradaki ceza 1,5 milyonsa 1 milyonu getirdiği için 500 bin üzerinden muhatap oluyor. 1 milyon getirdiyse 1 milyondan daha azsa
matrah farkı. O zaman muhatap da olmuyor. Yani tabii, öyle çok ciddi de bir şey de var. Koruyucu özelliği de var. O sebepten dolayı varsa bir kişinin getirmemesi çok da böyle rasyonel karşılanmaz. Ancak kişisel korkularıyla olabilir. O anlamda çok büyük bir fırsattır. Varlık barışı her zaman çıkmıyor biliyorsunuz. 7326'da çıkmadı mesela. Peki evet doğru. Biraz önce sorduğum soruyu burada da sorayım. İzlenimleri nasıl yani bu anlamda istenilen hedeflenen oldu mu yıl biterken? Yani şimdi şöyle. Yaklaştık mı hedefe? Şimdi şöyle benim hani bireysel olarak duyumlarımdan buna ciddi anlamda önem verip getirenler var. Peyderpey getirenler var. Fakat Maliye Bakanlığı'nın bu konuda açıkladığı bir veri varsa şahsen ben ona bakma fırsatım olmadı. Yok, ben de görmedim öyle bir veri şu an. Muhtemelen anda. Süreç bittikten sonra şu kadar ekonomi kazandırıldı diye bir şey total vardır. Bir açıklama yapacaklar gibi. Ama her halükarda bunun olumlu etkisi çok fazla. Evet kesinlikle olumlu etkisinin çok yani fazla. Yani hazineye de etkisi fazla. Ben de İhrat anlamında ekonomiye de etkisi fazla çünkü varlıklar Türkiye'ye getirilme zorunluluğu var. Ben de öyle düşünüyorum. Şimdi yeni torba yasa hazırlığına yavaş yavaş bir giriş yapalım. Yani şu iki tane ana gündemi madem ki konuştuk. Sonrasında bazı vergi, harç ve ceza oranlarının da resmi gazetede yayınlanarak değiştiğini de hatırlatalım. Sevgili seyircilerimize tabii her yıl mutat bir şekilde yeniden değerleme pasaport oranları. Pasaport harçları, ehliyet harçları değişiyor. Emlak vergisi, veraset ve intikal vergisi, motorlu taşıtlar vergisinde denildiğin gibi yeniden değerleme oranları belirleniyor. Ve yeni yıla biz o değerlerle gireceğiz. Evet. Onları birazdan hatırlatırız sevgili seyircilerimize ama oraya geçmeden önce ekonomideki yeni torba yasa hazırlığının içerisindeki maddelere bakalım. Bir, ihracatçı firmalara %1 kurumlar vergisi indirimi. İsterseniz ne tarz bir etki yaratır? Tek tek gidelim. Evet bence de. Bence burada çok ciddi bir etkisi olur. Ya şöyle olur. Şimdi vergi oranı, vergi matrağı diyelim, kurumlar vergisi matrağı yüksek olan kurumlar için %1 küçümsenecek bir rakam değil. Değil. Ve az veya çok hükümetin bu konuya bakışını gözler önüne seriyor. Biz hatta bu ekonomide dövizin yükseldiği dönemde özellikle Merkez Bankası faiz oranlarını indirirken açıklamalar neydi? İşte biz yatırımcı ve istihdam yaratacak olan işletmelere özellikle ölçek ekonomisi yaratacak işletmelere bir faizden dolayı finansman yükü getirmek istemiyoruz. Onun için bu indirimi yapıyoruz ve oraya da teşvik ediyoruz diye bir söylem vardı. Ve maalesef orada bazı kişiler buldukları ucuz krediyi dövize yatırarak arz talep dengesizliğini daha da derinleştirip oradan da bir spekülatif sonuçlarla da gelirlerini arttırmak istiyorlardı. Evet. O zaman biz şu eleştiriyi getirmiştik. Devletin en çok bu dönem öz evladından daha öz olan sanayicisi ve istihdam yaratan işletmelerdir. O çok zaman doğru. Bunlara çok teşvik doğru. Verin, bunlara öncelik verin diye. Evet. Şimdi sanki bizim o söylediğimiz duyulmuş gibi. Bu aslında aklın yolu bir olduğu için ya duyulduğundan değil de biz aynı öyle gibi. Söyleyelim. Evet. Sanki o duyulmuş gibi şey yapıldı. Yani bununla ilgili bir puanlık da olsa bir niyet gösterilmiş, ortaya konmuş. Çok güzel bir şey. Ama gönül ister ki bunu biraz daha artıya çekmek. Şimdi Özgür Beyciğim ben şöyle bir bilgi vereyim. OECD ülkelerinde buyurun. Şöyle bir bilgi verin Murat Beyciğim. OECD ülkelerinde ortalama ülkelerin vergi oranları birbirine eşittir. Farazi söylüyorum. İşte Türkiye'de kurumlar vergisi oranı %20 iken kardan dağıtılan kardan da %15 stopaj alınıyordu. Ortalama 35 diyelim. Almanya'da kurumlar vergisi oranı mesela 18 iken stopajdan %20 alıyordu. Toplamda %38'e geliyordu. Orada bir denge gözetilmiş. Orada ortalama 45 ila 35 arasında bir gitgeller vardı. Türkiye'de de 20 artı 35'ti. Şimdi kurumlar vergisini 20'den 25'e çekti. Stopajı 15'ten 10'a çekti. Yani toplamda oran değişmedi. Değişmedi. 35. Evet, sadece o zaman, dağıtıldı o. Evet dağıtıldı. Sadece sanki devlet şu an maliye diyelim biz ona. Kar dağıtımı peşin peşin %5 vergilemiş gibi. Yani dağıtsan da dağıtmasan da 5 puan kurumlar vergisi matrağını arttırarak sanki daha baştan 5 puanını alacağını almıştı. Aldı. Orayı da ona düşürdü. İstiyorsan dedi dağıt. Kalan onu da stopaja tabi tutalım. Konu kapansın gibilerden. Bu 1 puan gönül ister. Ben her zaman bu konuda biraz daha liberal yaklaşıyorum biliyorsunuz. Biliyorum. Ben vergi oranlarının düşük tutulması fakat ekonominin ciddi anlamda kayıt altına alınması gerektiğine inananlardanım. Yani bugün bir dolmuşçu, bir işte ayakkabı tamircisi bunlar basit usul. Götürü yani usulüyle. Bir taksici. Evet. Basit usul. Yani götürü usul ya da artık vergiden muaf esnaf durumuna düştü. Bu adil değil.
Yani siz, anayasa diyor ki vergi herkesin ödeme gücüne göre alınır. Evet. O zaman sizin burada adaleti sağlamanız lazım. Türkiye'de dolaylı vergiler günden güne artıyor. Maalesef. Yani işte akaryakıtta aldığı vergi, biz hükümeti övüyorduk, hükümet demeyelim, maliyeyi övüyorduk. Maliye, dedik evet. ki ÖTV'den bir yanlıştan döndü, akaryakıtta çok evet. ciddi bir vergi yükü vardı, kaldırdı. Şimdi dövizin geriye gelmesiyle birlikte o indirimleri ben ÖTV farkımı tekrar yerine getireceğim dedi. Eski verdiğini geri almaya başladı. O yüzden benim eleştiri hakkım yeniden doğdu. Evet, o övgüye bir şey koyabiliriz. Evet, artık şey yapabilirim. Şimdi şöyle, dolaylı vergilerle zaten daha çok alıyor. Bunun doğrusu doğrudan vergilemeyle almak, dolaylı vergileri azaltarak insanların vergi yükünü kaldırmak. Asgari ücretten verginin kaldırılması bu anlamda çok güzel. Mükemmel. Evet. Zaten uzun yıllardır beklediğimiz, arzu ettiğimiz bir düzenleme. Evet. Sonunda oldu bu yıl. Zaten biliyorsunuz benim şöyle bir esprim var. Şimdi vergilendirilmiş kazanç kutsaldır biliyorsunuz. Mali idarelerde hep yazar. Slogan. Şimdi devlet bizi kutsuyor, kazancımızı harcarken de kutsuyor. Yani evet, bir yerden sonra artık kutsanmayı bırakmak istiyor. Doğru. Bırakılmak istiyoruz. Doğru. Azat edilmek istiyoruz. Bu ancak azat edilme dolaylı vergilerin azaltılmasıyla. Yani siz kaynakta alın, doğrudan alın. Ondan sonra bu oranları mümkün mertebe daha aşağı çekelim. Fakat kayıt dışılık çok fazla Türkiye'de. Bu da bir gerçek. Şimdi hükümetin bakış açısı genelde, çünkü maliye politikalarını belirleyen, kanunlarını belirleyen meclistir. Orada da çoğunlukla hükümetin kanun tasarılarıyla gelir. Ya da hükümetin istediği, istemediği olmaz, istediği olur. Şimdi burada nasıl bir şey var? Ciddi bir kayıt dışılık var. Zaten biz aslında kişinin geliri 100 lirayken 50 lira beyan ediyor. Biz %25'ini alırsak aslında 12,5'unu almış gibi oluyoruz deniyor ama ciddi anlamda %100 kayıtlı sektörler de var. Yani o zaman sen kendi yanlışının tabii. günahını tabii. bunlara ödetmemen lazım. Öyle. Bu benim şerhimdir. Haksız rekabete de yol açar. Kesinlikle. O yüzden hani kayıt dışılık doğru azaltılmalı. Kayıt altına alınan ekonomi arttırılmalı. Verginin daha adil olması sağlanmalı. Ve bu sağlanırken de oranlar düşürülmeli. Bu düşürülen oranlardan bir tanesi. Güzeldir. Daha olması gerekir. Bir adımdır. Gerekir. Olması tabii gereken midir tartışılır ama bir adımdır. Bir niyet beyanıdır. Bir şeylerin değişmesi gerektiğine ilişkin aslında toplumdaki genel beklentinin, umudun devlet tarafından da, hükümet tarafından da karşılık gördüğünün evet. ve bundan sonra da devamının geleceğinin olması açısından bize gösterilen bir umut ışığıdır. Kesinlikle o anlamda destekliyoruz. İnşallah ben de olumlu buluyorum. Devam edelim. Devam edelim. Bir diğer maddemizde dediğin gibi madde madde gidelim. Evet. Daha anlaşılır kılalım. Birazdan bir arada vereceğiz herhalde. Hani o arayı da gözeterek en azından bir madde konuşuruz öncesinde. Verelim mi hemen? Peki o zaman ben de özellikle onun için söyledim sevgili Çağatay. Bütünlüğü bozmayalım. Aradan sonra diğer maddelere geçelim sevgili Murat. Mesela bireysel emeklilik sistemine devlet katkısının 5 puan daha arttırıldığını geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Onun üzerinde çok durmaya gerek yok. Kur korumalı mevduat ürününü zaten hem geçen hafta konuştuk hem bugün programımızın başında kısaca bir hatırlattık sevgili seyircilerimize. Ona da girmeye gerek yok ama yapım işlerinde fiyat farkı düzenlemesi demiştik. Evet, özellikle kamuyla iş yapan müteahhitlerin bir süredir beklentisi olan bir konuydu. Biraz onu açmanı rica ederim ikinci bölümde. Yastık altı birimler ki başta altın olmak üzere 280 milyar dolarlık bir değerden bahsediliyor. 5000 ton altından evet. bahsediliyor. Nasıl kazandırılabilir ekonomiye? Bunun için halkımız istekli mi? Halkımız nasıl adım atar? Biraz o konudaki görüşlerini almak istiyorum. Ve yeni katma değer vergisi oranları da belirlenebilir mi bu süreçte? Yeni yılla birlikte tam senin alanın, katma uzmanlık değer alanı. Vergisi biliyorsunuz zaten evet. top dahil bütün iş adamlarının şeyi. Tabii ortak sıkıntısı bir anlamda. Evet. Onları da programımızın ikinci bölümüne sakladık. Ayrıntılı olarak konuşalım. Şimdi bir ara verelim. Sevgili seyircilerimiz, kısa bir ara için Kent ve Ekonomi canlı yayınımızda izninizi istiyoruz. Lütfeder ekranlarınızın karşısında bizlere eşlik etmeyi sürdürürseniz değerli dostum Yeminli Mali Müşavir Murat Köseoğlu ile sohbetimizde programımızın ikinci bölümünde devam edecek.
Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili seyircilerimiz. Kent ve Ekonomi canlı yayınımız Manisa Televizyonu ekranında her hafta salı olduğu üzere yeminli mali müşavir Murat Köseoğlu'nun değerli katkılarıyla sürüyor. Sevgili Murat, ekonomide yeni torba yasa taslağının içerisinde nelerin olduğunu, torbanın içerisinde hangi maddelerin doldurulduğunu konuşmaya başlamıştık ilk bölümde. Şimdi özellikle kamuyla iş yapan müteahhitleri ilgilendiren bir evet. nokta var. Onların uzunca bir süredir aslında devletten, hükümetten bir beklentileri var. Yaptıkları işle ilgili kur farkı düzenlemesi diyebiliriz kısaca. Bununla ilgili beklentileri neydi? Nasıl karşılık bulabilir? Özellikle burada bir balans ayarım yapmak düşüncesinde sence hükümet? Kısaca şöyle bir örnek vererek anlatayım. Tamam. Şimdi oldukça verdikleri hizmetler emek yoğun veyahut iş makineleriyle yapılan hı hı. işler. Teknolojiyi de kullanan tabii. işler. Şimdi yol yapımı olabilir, köprü yapımı olabilir, baraj olabilir, istinat duvarı yapımı olabilir. Şimdi Türkiye'de biliyorsunuz yolla ilgili işte duble yollar benzeri pek çok çalışmalar oldu. Onun dışındaki büyük işlerle ilgili zaten yap işlet devlet modeliyle yapıldığı için onlara hiç girmiyoruz. Doğru. Fakat devletin bu aldığı şeylerde, hizmetlerde çoğunluğuna baktığınız zaman 3 tane temel unsur var. 3 temel unsurdan bir tanesi çalışan iş makineleri. Doğal olarak bunların yedek parçaları, lastikleri, benzeri şeyler. Bunların çok ciddi bir akaryakıt tüketimi var. Dizel diyelim, çok büyük bir kısmı dizel olduğu için bir mazot tüketimi, dizel tüketimi var. Ve emek yoğun bir sektör olduğu için işçilik çok fazla. Şimdi özellikle buna hepimiz canlı şahidiz. Şu son 6 aydaki kurun artışı ve özellikle son 3 yıldaki ekonomik göstergelere baktığımız zaman işçilik maliyetleri, çünkü gündelik ücretle çalışıyor bunların işçilerin çoğu. Yani siz o sektördeki ortalamayı vermezseniz çok rahat bırakıp başka bir yere gidiyor. İkincisi akaryakıt tamamen dövize endeksli. Akaryakıt biliyorsunuz yerinde durmadı. Yani siz bir iş adamı olsanız bir yolla ilgili bir fizibilite yapsanız kaç günde biter? Ne kadar işçi çalışır? Bir iş makinesi kiralayacaksanız ortalama kiralama ücretleri belli. Vinçlerin, dozerlerin, buldozerlerin, her neyse kamyonların ve bunların ne kadar kilometre yapacağı, gidip geleceği yerler belli. Bir fizibiliteyi, maliyetinizi yaparsınız. Sapma payınızı koyarsınız. Kar payınızı koyarsınız. Sizin karınızdan devlet vergi alacak. Sigortalı işçi çalıştırdığın için sigorta alacak. Bunları ortalamalarını yansıtırsınız ve bir bütçe çıkarırsınız. O bütçenin üzerine de tabii. ihaleye girersiniz. Tabii. Şimdi akaryakıtın 7 liradan, 8 liradan, 11 liraya, 12 liraya geldiği yerde, asgari ücretin 2825'ten 4250 liraya geldiği bir yerde, evet. iş makinelerinin dövize endeksi olduğu için işte bunların lastiklerinin, yedek parçalarının, bugün otomobillerden izleyicilerimiz canlı şahittir. Yani 100 bin liralık otomobiller 250-300 bin liraya geldi. 600-700-800 bin liraya aldığımız E segmenti, yüksek model arabalar 1.6 milyon, 1.8 milyon, 2 milyon liraya geldi. Şimdi hal böyle olunca doğal olarak özellikle bu işte kamuya iş yapan kişilerin daha önceden şartname, teknik şartname imzalandı, taahhütler verildi, belki onunla ilgili teminat mektupları verildi. Bir anlamda bütçe şaştı. Çok doğru. İşi yapmasa daha karlı. Yani var olan zararı kabul edip geri çekilse, hı hı. yeni katlanacağı zararları yapmasa hı hı. elde edeceği para, çünkü onu da karşılamayacak. Tabii. Zararın neresinden dönersen kar. Şimdi devlette süreklilik esas, bir işe başlanmış geri çekilecek hali yok. Tartışmaz. Ortada da bir realite var. Bu realiteyi görmezden gelmek mümkün değil. Ha işte kişi art niyetli olarak maliyetini yükseltmek isteyebilir. Kendince başka gerekçeler ortaya sunabilir. Şimdi Sayıştay denen bir devlet kurumu var. Bu ihaleleri veren ilgili devlet kurumu var. Devlet müteahhitin talebinin gerçekliğini, gerekçesini doğru şekilde irdelemeleri, denetlemeli. Ama ortada da gerçekten anlattığımız gerekçeler var veya şu an bizim dile getirmediğimiz başka öngörülemeyen şeyler olabilir. Bu tabii müteahhitten kaynaklanmayacak. Hı hı. Ya ben işimi kötü yapayım, zarar edeyim, hı hı. Devlete gideyim, benim böyle bir maliyetim var karşılığı. Hayır. Hayır. Sen değil bir başkası olsaydı, işi nasıl yapsaydı, olması gereken sen bir tacir olarak tabii. basiretli olmak zorundasın. Tabii. Hatanı devlete yüklemezsin. Ama tabii. ekonominin genel gidişatından kaynaklanan bir sapma var ise az önce hı-hı. anlattığımız gibi hı-hı. bu sapmada da adil olan, hak olan devletin
karşı tarafı mağdur etmeyecek şekilde bir güncellemeye, revizyona gitmesi. Bu böyle olacak mı göreceğiz. Biraz bakmak lazım. Detaylarını göreceğiz. Yani bu şekilde olursa hakkaniyet ölçüsünde olur ama öbür türlü olursa maalesef bu çok eleştiri konusu olur ve çok ciddi anlamda siyasetin de gündemini yapar, meşgul eder. Katılıyorum, haklısın. Yastık altı birikimlere gelelim. Özellikle de altına burada. 5000 ton altın yaklaşık 280 milyar dolarlık bir değerden söz ediliyor. Ekonomiye kazandırılması için bazı teşvik edici kararların alması bekleniyor denilmiş torba yasa hazırlığı içerisinde. Evet. Bu daha önce de denendi. Daha doğrusu daha önce de önerildi. Fakat çok beklenilen etkiyi yarattı dersek fazla iyimser bir tabir kullanmış oluruz. Biraz bizim halkımızın bakış açısıydı. Evet, evet. Biz çünkü yastık altına kültür olarak çok yatkın bir milletiz. Yani hani elimizin altında olsun, yanımızda olsun, elimizde değsin, gözümüz görsün. Riskli. Tabii ki riskli. Allah korusun, hırsızlık ve benzeri durumlar için büyük bir problem ama hani Türk milleti bu konuda biraz daha sağlamcıdır. Ketumdur, sağlamcıdır. Daha garanticidir. Bakalım mesela yastık altı birikimler bankalar aracılığıyla Merkez Bankası'nın tasarrufuna bırakılır mı ülkemizde? Ne dersin? Şimdi ben sayın izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Osmanlı Devleti çeşitli sebeplerden dolayı yıkıldı. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Osmanlı'nın borçlarını inkar etti mi? Hepsini asla, çatır çatır ödedi. Asla. Düyun-u umumiye diye biliyorsun genel borçlar ondan yasası çıkarıldı. Yani bu devlet ne geçmiş, tek kuruşuna kadar ödendi. Bu devlet ne geçmiş zamanda ne imparatorluk zamanında kimseye muhtaç olmadı, kimseye Allah'a şükür. Şey yapmadı. Borçlu da kalmadı. Hani çok kaba tabirle söylüyorum, kazık atmadı. Yani neyse herkesin hakkını verdi. Siz bugün gidin Osmanlı döneminden bir tane tapunuzu getirin. Yer hazine arazisi ise çıkarır, devlet size verir. Ha yer hazine arazisi değilse de mülkiyeti bir şekilde başka sebeplerden dolayı farklı şeyler söz konusuysa da mağduriyetinizi giderir. Yani öncelikle biz dünyanın en kadim, ben bunu özellikle söylemek istiyorum. Net. En kadim devletlerinden net olarak altına imza atacağı bir cümledir bu. Ve asla bir şey değildir. Yani burada bir şövenizm, bir kendimizi övme gibi bir durum söz konusu değil. Bu bir realite, evet. Bu devlet de biziz yani. Sen, ben, o. Başkası değil. Hı hı. Vatan toprağı, yerimiz belli, yurdumuz belli, misak-ı milli belli. Elimizde olan var, olmayan biz var. Mütecaviz bir ülkede olmadık hiçbir zaman. Kimsenin sınırına, kimsenin edecek olsak bugün Suriye, Irak çok rahat bizim yani. Toprağına hani, hiçbir zaman göz koymamışız. Ya da işte Kıbrıs'taki Türklere yapılan mezalimi yıllardır. Ha, orada istesek biliyoruz. Biz adanın tamamını da alırdık. Bravo, kesinlikle. Yani o noktada hiçbir dünyanın devletini, gücünü de tanımayız yani. Hani bugüne kadar da tanımadık, bundan sonra da tanımayız. Ama biz böyle bir bakış açısına sahip olmadık. Evet. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Yine art niyetli insanlar. Sanki vatandaş elindeki altını ekonomiye kazandırdığı zaman, işte nasıl sizin dövizinize el koyacak, devlet sabit kur sistemine geçip belli bir noktadan TL'ye çevirecek. Altında da şöyle, ya bunlar kesinlikle art niyetli, doğru olmayan söylemler. Vatandaşımızın burada o içindeki bir tedirginlik, korku varsa, yani sadece buradan yola çıkması lazım. Tabii. Bu devlet geçmiş zamanda savaşta bile aldığı borçları fazlasıyla götürmüş, faiziyle vermiş. Şimdi burada ekonomiye kazandırmaktan maksat şu. Sizin yurt dışına döviz göndererek satın aldığınız altınlar var. Altın bizim ülkemizde maden olarak çıktığı miktar belli. Çoğu ithal bunları. Şimdi siz elinizdeki dövizi almışsınız, yurt dışına vermişsiniz. Bunun karşılığında altın almışsınız. Siz vatandaş olarak işte kuyumcuya gitmişsiniz. Kuyumcudan altın almışsınız. Bu altın nerede? Bu altın evde eskilerin tabiriyle yatağın, yorganın, gömünün içinde, çekmecede, kasada. Evet. Veya bankalarda, kiralık kasalarda. Doğru. Yani toprağın altında gömülü kalmasıyla sizin yastığınızın altında gömülü kalması arasında o altını çıkarıp işleyenlerin kazandığı para haricinde 5 kuruş faydası yok. Şimdi devlet de diyor ki, bakın diyor, ben Merkez Bankası olarak, hazine olarak... Halkımız şöyle düşünüyor, altın güvenli bir yatırım aracı, evet, güvenli bir liman, uzun vadeli bir yatırım aracı ve uzun vadede her zaman bana kazandırır. Altın her zaman değer kazandırır. Dolayısıyla orada durmasının benim açımdan bir sakıncası yok. Hem gözümün önünde oluyor, bana bir anlamda bir teminat gibi duruyor, hem de durduğu yerde değer kazanıyor. Halkımızın genel bakış açısı budur altına. Aslında durduğu yerde de böyledir. Değer kazanmıyor. Nasıl? Varlık, çünkü altınız 100 gramsa 101 gram olmuyor ki. Hayır, varlık değer kazanıyor dediğim aslında gibi. Varlık değer kazanmıyor. Altının karşısındakiler değer kaybediyor.
Varlığın değer kazanması bu şeye benziyor yani. Aslında dolar yükselmiyor, Türk parası düşüyor. Evet evet, doğrusu zaten hani baktığınız zaman. Biz hep dolar yükseliyor diyoruz ama. Şimdi o zaman senin 100 gram altının 101 gram olmuyorsa aslında değer kazanmıyor. Sadece başka şeyler değer kaybettiği için sizin elinizde 100 gram altın onların yanında daha değerli. Daha değerli oluyor, evet. O kadar yani. Şimdi devlet diyor ki sen bu altını, şimdi bunun enstrümanlarını göreceğiz nasıl olacağını. Getir. Kamu bankaları ya da özel bankalar vasıtasıyla ekonomiye ver. Şimdi banka altına alıp bir böyle bir büyü yapıp 101 gram yapmayacak ki banka. Tabii doğru. Banka da bunu götürecek, Merkez Bankası'na verecek. Evet. Merkez Bankası, şimdi bizim en büyük problemimiz... Ne yapacak Merkez Bankası onun karşılığında? Merkez Bankası, şimdi başka hemen konuyu oraya bağlayayım. Şimdi Merkez Bankaları ne yapıyor? Aktiflerinde, hazinelerinde döviz tutuyor, altın tutuyor, çeşitli enstrümanlar tutuyor. Bunun Türk karşılığında da ekonomiye para veriyor. Yani siz paranın değeri nedir? Banknot, banka notu. Yani benim 100 liram varsa ben gittiğim zaman bu 100 liranın karşılığı ederi neyse onu alacağım demek. Zorunlu karşılık. Evet. Bunu. Şimdi evet. Devlet eğer ki olmayan parayı basarsa enflasyon olur değil mi? Tabii. Şimdi biz bundan vazgeçtik yıllar öncesinden. Tabii. Olmayan bir şeyi basmıyoruz. Devlet de diyor ki ver altınları bana. Karşılığında ben sana para vereyim. Mevduat olarak o değer kazansın. Benim dövize olan hassasiyetim biraz daha azalsın. Azalsın. Zaten geçmişte ben bunu dövizle satın almıştım. O dövizi de ben vermiştim. En azından benim varlıklarıma bu altın girsin. Bunun karşılığında ben de ekonomiye para kazandırayım. Evet. Ne kadar? Evet. 280 milyar dolar karşılığı para kazandırayım. İçeride bir hareket olsun. Sizin altınınız, 100 gram altınız işte bu şekilde 101 gram oluyor. Çünkü siz paranızı altın olarak verdiğiniz için, paranız da mevduat hesabında altın olarak durduğu için, altın olarak gözüktüğü için size diyecek ki yıllık işletme maliyeti, örnek veriyorum, bir, %1. O zaman sizin 100 gram altınınız bir yıl sonra 101 gram olacak. Devlet de o altını kendi bünyesine aldığı için, güçlü bir ekonomiye sahip olduğu için başka parametrelerle hem ekonomideki değerler daha normal seviyeye inecek, belki şu yaşadığımız pahalılık azalacak, hem bütün toplum olarak oradan bir kazancımız olacak, hem de sizin yastık altında 100 gram altınınız 101 gram olmaz iken devlet eliyle, çünkü bu kazancı devlet garanti ettiği için 100 gram altınız 101 gram olacak. Her zaman kapısını çalarsın, ver benim altınımı dersin, alırsın, çekersin. Bugüne kadar Türkiye'de Cumhuriyet döneminde kim bankaya gitti de ben dövizimi istiyorum, TL'mi istiyorum ya da bankada, kasada, emanette parası varsa bugün altına çevrilebilir şeyde var, mevduatlarda var. Kim alamadı? Hani önce bir geçmişe bakmak lazım ki Türkiye'nin bu konuda geçmişte bir karanlık darbe dönemlerinde bile olmamış. Ekonominin en kötü olduğu 94 krizinde, 2001 krizinde, 2008'de, 2014'te, daha dönelim 80'li yıllarda, 70'li yıllarda hiçbirisinde bu olmamış. Ne sağ hükümet yapmış, ne sol hükümet yapmış, ne koalisyonlar yapmış, ne ülkeye darbe yapan generaller yapmış. Yani insanın bunları da bir göz önüne alması lazım. Evet. Yani bu anlamda yapılan bir düzenleme. Tabii detaylarını göreceğiz. Ama halkımız burada müşteri olsun. Ekonomiyi de kazandırmak lazım. Orada durduğu zaman kimseye faydası yok. Yine bakın burada kesinlikle. Evet. Şimdi konu aklıma gelmişken şey yapayım, ifade edeyim. 1929 yılında Amerika'daki zamanımız var mı? Büyük buhranda. Evet. Büyük buhranda. Zamanımız var ama bir KDV hızlıca kapatıyorum. Bir şey söylemek. Büyük buhranda Amerika Birleşik Devletleri zorunlu olarak altını bozdurmayı şey tuttu. Altın bulundurmak suçtu. Herkes elindeki altını götürdü. Amerika Birleşik Devletleri'ne, hazineye bozdurdu. Hazine onun karşılığında onlara döviz verdi. Bizde öyle bir zorunluluk da yok. Yarın altında el koydum da yok. Yani sizin altınınızı getirip istediğiniz zaman geri iade ediyorlar. Devlet şunu demiyor ki ben altını alacağım, TL vereceğim, konu kapandı. Hayır, getir altına bir mevduat hesabı aç diyor. O olay bundan ibaret. Ve başka bir şey daha var. Burada baktığımız zaman ekonomide dolaşan şey arttıkça, miktar arttıkça arz talep dengesi daha sağlıklı olacağı için doğru. Bizim ekonomimiz açısından çok olumlu etkileri olacak. Yani biz özellikle tavsiye ediyoruz. Evet. Burada hepimizin üzerinde düşen. Tabii. Özellikle tavsiye ediyoruz ama dediğim gibi bireysel bir özgürlük ve tercihtir. Dolayısıyla halkımız bu konuda en doğrusunu yine kendisi bilir. Kendisi bilir. Uygular. Altını verip altını geri alabiliyor. Bundan evet. Şüphesi olmasın. Evet, bundan şüphesi olmasın. En azından onu vurgulamış oldun ama çok kısaca bir 5 dakika falan bir zamanımız kalıyor sevgili Murat. O evet. Da KDV düzenlemeleriyle.
Çünkü yeni katma değer vergisi oranları ve farklı sektörlerde katma değer vergisi düzenlemeleriyle ilgili programın ilk bölümünde sen de söyledin. Özellikle bazı sektörlerin yoğun bir talebi ve beklentisi evet, var. O gerçekleşecek mi sizin gibi? 2022 yılında o beklentiler karşılığını bulacak mı? Öngörü nedir? Sayın Cumhurbaşkanı bu KDV oranı ile ilgili düzenlemelere gideceğini söyledi. Şimdi bu KDV'nin iki tane büyük unsuru var. Bunlardan bir tanesi gümrükte ithal edilen ürünlerde alınan KDV. Doğru. İkincisi de bizim iç piyasada serbest dolaşımda olan emtia ve hizmetler için bunlar üzerinden alınan oran. Şimdi katma değer vergisi kanuna baktığınız zaman aslında bir tane oran var. Evet. İşte bu belli bir miktara kadar azaltmaya, arttırmaya da o zamanki adıyla Bakanlar Kurulu'na, şimdiki adıyla da Sayın Cumhurbaşkanımıza verilmiş bir yetki var. Doğru. Şimdi bu noktada %18 işte genel oran, özellikle işte gıda ürünlerinde ve bazı temel ürünlerde %8, en işte temel gıdada da işte nedir, et gibi böyle çok elzem ihtiyaçlarda %1, hatta bazı sektörlerde de istisna hiç yok. Yani şimdi bu noktada genel oranın düşürülmesinde bir fayda var. Onun dışında belli sektörlerde de KDV oranındaki indirimler aslında tetikleyici unsur olmuş. Şimdi maalesef üzülerek ifade ediyorum. Fakat bu da bir realite. Bizde kayıt dışılık fazla. Öyle. Bunun sebeplerinden bir tanesi de firmaların KDV ödemek istememesi. Yani ve bu sebepten dolayı fatura düzenlemiyorlar. Tam olarak öyle. Evet. Veya fiş vermiyorlar. Halkımızda vergi bilinci çok oturmuş değil. Evet. Fişini, faturasını aldığı zaman ekonomik olarak ona bir dönüşü yok. Fakat işte faturasını almayayım, fişini almayayım, indirim olur mu dediğinde de kişi %18 devlete ödeyeceğime orada 3 puan, 1 puan, 2 puan bir indirim yapayım. Hele hele bir de karlı bir sektörse, bir de onun gelir vergisi, kurumlar vergisi tabii. var. Bu beklenti daha da yüksek oluyor. Bu sefer ne yapıyor? Orada alıcıyla satışı sistemi bypass ediyorlar. Fakat burada işte alıcının fatura ve fiş eski vergi iadesi gibi değil ama farklı enstrümanlarla bunu vergi bilinciyle en azından takip etmesi lazım. İş adamlarının da belki düzenine uyması lazım. Neydi bir zaman o vergi iadesi değil mi? Yıl sonunda zarflara tabii zarf özellikle emekler doldurulardı. Evet. Ücretler de dolduruldu. Evet. Şimdi burada aslında bu anlatılan tam bununla da alakalı değil. Sayın Cumhurbaşkanı KDV iadeleriyle ilgili ihracatçıların çok ciddi serzenişleri var. Biraz onlarla ilgili iyileştirmeleri gidecek. Belki bir iki sektörde KDV'de indirime gidecek. Evet. Bunlardan bir tanesi de biziz. Onu da ifade edeyim yani. Mali müşavirlik. Tabii mali müşavir, yeminli mali müşavir, serbest meslek erbabı diyelim. Yani %18 KDV oranına tabi büyük ölçüde. Avukatlar mecliste sayıları biraz fazla, o konuda biraz daha böyle elleri düşürdüler belli oranlarda %8'e. Yani burada mesela şöyle söyleyelim. Kişi ihracat yapmış, devlete döviz kazandırmış, KDV'yi ödemiş, devletten geri iade alıyor. Ben ona hizmet verdiğim için bir de %18 KDV benim üzerinden devlete ödüyor. Ya bunu %8'e indirmesi daha lazım. Daha makul oranlara indirmesi zaten lazım. Devlet çünkü borcunu ödüyor. Onun karşılığında da bizden hizmet satın alıyor. Belli noktalarda belli sektörleri teşvik etmesi lazım. Tetikleyici olur. Özellikle olumlu bu dönemde yapıcı olur. Ben hep dile getiririm. İbni Haldun'un çok güzel mukaddime eserinde şey vardır. Tacir, tüccar devletten sermayeyi daha iyi kullanır. Yani o zaman sermayeyi asıl sahiplerinde bırakırsa onlar bunu bir şekilde ekonomiye devletten daha verimli kazandırırlar. Zaten kazandırırlar diyorsun. Çok da haklısın. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür sevgili ederim. Murat bakıyorum yine yaklaşık 50 dakika hatta neredeyse yaklaşıktan da öte dolu dolu konuşmuşuz. Ama konuşacak konu da vardı. Evet, verimli kullanmak için elimden geleni yapıyorum. Çok da başarılı. Konu çok. Çok da başarılı toparlıyorsun. Konu da çok ve gündemde yoğun. Artık ekonomiyi konuşuyoruz haftalardır, neredeyse birkaç aydır. İstediğimiz bir şeydi bu aslında. Bizim yani hani içi boş siyasi polemikler yerine gerçekten halkımızın, iş adamlarımızın, sanayicilerimizin, KOBİ'lerimizin, esnafımızın, emeklilerimizin, işçilerimizin, memurlarımızın beklentilerini konuşalım. Taleplerini konuşalım. Bu konuda hükümetin yapabileceklerini, vaatlerini öngörelim. Biraz daha böyle daha somut, elle tutulur konuları değerlendirelim istiyorduk. O ortama, o iklime çok şükür ki son birkaç ayda biraz kavuştuk. Her ne kadar tatsız bir kur yükselişi ya da TL devalüasyonu buna birazcık ön ayak açmış olsa da en azından ticaretteki haksız rekabeti, marketlerin bugün giremedik o konuya ama bazıları biraz indirim yapmaya da başlamışlar. Evet. Yeterli mi değil? Denetimler çok daha sıkı bir şekilde devam etmeli ve varsa yaptırımlarda çok ciddi şekilde özellikle zincir marketlere dönük uygulanmalı diye düşünüyorum.
Belki önümüzdeki hafta eğer bir farklı gelişen durum olmazsa yılın ilk programında bu fiyat düzenlemelerini tekrar konuşuruz. Yapılan uygulamalara bir bakarız nasıl sonuç veriyor diye. Çok teşekkür ediyorum yılın son buluşmasında. Bizlerle birlikte olduğun için sevgili Murat, kolaylıklar ve başarıların devamı diliyorum. Ben size teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de ümit ediyorum. Çok güzel bir yıl olur. Pandemiden, evet. Sağlık sorunlarından İnşallah. Uzak. Ekonomiyi de bu kadar böyle derinden takip etmeyeceğimiz böyle basit, kolay, yani güzel takip günler. Takip etmek iyi ama bir yandan da değil mi? Tek gündemimiz olmasın. Tek olmasın, evet. Biraz daha, çok daha güzel biraz şeyler daha var. Biraz daha sanattan mesela Kesinlikle. Konuşabilirim. Spordaki başarılardan Kesinlikle. Konuşabilirim. Onlara daha çok zaman ayırabilirim. Kesinlikle. Rehabilite olalım. Toplum olarak çok ihtiyacımız var. Sevgili seyircilerimiz, Bir Kent ve Ekonomi programının daha bu hafta sonuna geldik. Konuğumuz Yeminli Mali Müşavir Murat Köseoğlu ile birlikte olduk. Lütfedip bizleri izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yarın günün ilk canlı yayınında sabah 08.45'te sizi Günaydın Manisa'ya da bekliyoruz. Ve sevgili Murat'la birlikte hepinize sevdiklerinizle gönlünüzce geçireceğiniz bir gün diliyoruz. Hoşçakalın efendim.